Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde enerji konusundan bahsedeceğiz. Enerji dediğimiz kavram nedir? Enerji dediğimiz kavram arkadaşlar, iş yapabilme yeteneğidir. İş yapabilme yeteneği. Yani bir cisim veya bir sistem fiziksel anlamda bir iş yapabiliyorsa o cisim veya sistemin ne olacaktır? Bir enerjisi vardır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, enerji çeşidi çok fazladır. Yani bir sürü enerji var. Isı enerjisi, ışık enerjisi, nükleer enerji, kimyasal enerji gibi. Yalnız bizim inceleyeceğimiz enerji bunlardan sadece bir tanesidir. Yani ne inceleyeceğiz? Mekanik enerji kısmını inceleyeceğiz. Mekanik enerji. Şimdi mekanik enerjiyi de kendi içinde kaç kısma ayıracağız? İki kısma ayıracağız biz. Kinetik enerji ve potansiyel enerji olarak. Kinetik enerji ve potansiyel enerji. Kinetik enerji adı üzerinde kinematikten geliyor. Yani cismin hızı varsa, hareket ediyorsa, bir hıza sahipse ne hangi enerji vardır diyeceğiz? Kinetik enerji vardır diyeceğiz. Potansiyel enerji dediğimiz enerji ise durum enerjisi, depo enerjisidir. Yani cismin durumundan, konumundan dolayı sahip olduğu iç enerjiye ne diyeceğiz? Potansiyel enerji diyeceğiz. Potansiyel enerjiyi direkt gözlemleyemeyiz. Mesela kinetik enerjiyi gözlemleyebiliriz. Ne olur? Yani cisim hareket ediyorsa, bir hızı varsa, belli bir kütlesi olan bir cisim belli bir hızla hareket ediyorsa o cismin neyi vardır? Kinetik enerjisi vardır diyebiliriz. Ama potansiyel enerjiyi direkt gözlemleyemeyiz. Ne yapıyor? O durumundan, konumundan dolayı sahip olduğu iç enerjidir. O enerjiyi başka çeşitlere dönüştürdüğü zaman ne deriz? Ha, deriz ki demek ki bu cismin neyi varmış? Potansiyel enerjisi varmış diyebiliriz. Potansiyel enerjiyi de arkadaşlar kendi içinde tekrar bir daha iki kısım olarak ayıracağız. Ne diyeceğiz? Yerçekim potansiyel enerjisi. Yerçekim potansiyel enerjisi. Ve esneklik potansiyel enerjisi. Esneklik potansiyel enerjisi. Yani yerçekimden dolayı dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvvetinden dolayı sahip olduğu enerji yerçekim potansiyel enerjisi olacak. Bir de esnek yayların sahip olduğu ne vardır? Esneklik potansiyel enerjisi vardır. Şimdi bu enerjilerin her türünü ne yapacağız? Biz inceleyeceğiz. Şimdi birinci enerji olan kinetik enerji, daha doğrusu öteleme kinetik enerjisi. Çünkü ileride göreceğiz ki 11. sınıfta dönme kinetik enerjisi bir daha farklı enerji türleri de var kinetik enerjiden. Biz sadece öteleme hareketinden dolayı, yani bir cisim belli bir hızla hareket ediyorsa bunun neyi vardır diyeceğiz? Öteleme kinetik enerjisi vardır diyeceğiz. Peki bu öteleme kinetik enerjisi nedir arkadaşlar? Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu kinetik enerjidir. Yani bir cisim belli bir hızla hareket ediyorsa, mesela bir araba belli bir hızla gidiyorsa o cismin neyi vardır? Kinetik enerjisi vardır. Dolayısıyla kinetik enerjinin olması için bu cismin mutlaka hareket halinde olması lazım. Yani bir hıza sahip olması gerekiyor. İşte dönen pervane kinetik enerjiye sahip midir? Evet, sahiptir. Uçan kuş sahip midir? Evet. Hatta o, ama dönen pervanenin işte hareket ettiği için ne olacak? O dönme kinetik enerjisi, ileride bahsedeceğiz. Ama sonuçta o da nedir? O da bir kinetik enerjidir. Yani hareket eden her sistemin ne vardır? Kinetik enerjisi vardır. Öteleme hareketi yapan cisimlerin öteleme kinetik enerjisine sahiptir. Mesela pervanenin ise nedir? O da bir kinetik enerjidir ama dönme kinetik enerjisidir. Onu şu anda bizim müfredatımızda değil. Durgun cisimlerin arkadaşlar kinetik enerjisi nedir? Yoktur. Yani bir cisim hareket etmiyorsa kinetik enerjisi olmaz. Kinetik enerjinin olması için mutlaka hareket etmesi lazım. Ve o cismin de ne olması lazım? Cisim olduğu için mutlaka kütleye sahip olması lazım. Yani belli bir kütlesi olan cisim belli bir hızla hareket ediyorsa bu cismin neyi vardır diyeceğiz? Kinetik enerjisi vardır diyeceğiz. Ve bu kinetik enerjinin formülünü arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare ifadesiyle bulacağız. Yani ne olacak? Cismin kütlesiyle hızının karesini çarpıp ikiye böldüğümüz zaman ne olmuş olacak? O cismin biz sahip olduğu kinetik enerjiyi bulmuş olacağız. Bu yüzden şöyle düşünebilirsiniz. Kinetik enerji o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Kinetik enerji hıza bağlı mıdır? Bağlıdır. Hatta hızın neyle orantılıdır? Karesiyle orantılıdır. Yani bir cismin hızının artması kinetik enerjinin arttığı anlamına gelir. Ama neyle orantılı artacaktır? Karesiyle. Yani şöyle düşünün. V hızıyla giderken sahip olduğu kinetik enerjiyi E dersem, M kütleli cismin. Aynı cismin hızını iki katına çıkarırsam karesiyle orantılı olduğu için kinetik enerjisi ne olacaktır? 4 E olacaktır. Aynı cismin hızı 3 katına çıkıyorsa kinetik enerji 3'ün karesiyle orantılı olduğu için 9E diyeceğiz. Mesela hızını 4V yaparsa enerjisine 16E diyeceğiz. Hızı 5V'ye çıkarsa enerjisi 25E olacak. Yani hızı arttıkça enerjisi artacak ama enerji ne olacak? Hızın karesiyle orantılı bir artış olacaktır. Başka neye bağlıdır arkadaşlar kinetik enerji? Kinetik enerji bir de cismin kütlesine bağlı. Mesela aynı hızla hareket eden cisimler olsun. Yani cismin hızı v aynı hızla gidiyor. Ama buradaki cisim m kütlede, burası 2m, burası 3m. O zaman kütle arttıkça da ne olacaktır? Kinetik enerji yine artacaktır. Yani bu cismin kinetik enerjisine E dersek, kütle 2 katına çıkıyorsa enerji 2 katına çıkacak. Kütle 3 katına çıkıyorsa enerji 3 katına ne yapacaktır? Çıkacaktır. Yani kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Mesela m kütlede bir cisim v hızıyla gidiyor.
Bir de ne var? Bir de 4m kütleli bir cisim var. Hangi hızla gidiyor? 3v hızıyla gidiyor. Dediler ki kinetik enerjileri bu x cismi, bu y cismi olsun. Kinetik enerjilerini oranlar mısınız? Şimdi ben bu cismin sahip olduğu kinetik enerji E dersem, bu cismin kinetik enerjisi ne olacak? Bir kere hızı karesiyle orantılı olduğu için, hızı 3 kat daha fazla olduğu için 3'ün karesi 9 kat artacaktır. 9E olacaktır. Bir de üstüne üstlük kütle 4 katına çıktığı için bir daha 4 kat artacaktır. Yani ikinci cismin kinetik enerjisi bizim için ne olacaktır? 36E olacaktır. Ha bunu hesap yoluyla da ne yapabilirsiniz? Dersiniz ki kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi birincinin enerjisi. Diğer cismin enerjisi 1 bölü 2 çarpı kütlesi ne kadar? 4m. Hızı ne kadar? 3v. 3v'nin karesini alırsak 9v kare. Oranladığımız zaman 1 bölü 2'ler gitsin. M'ler ve kareler sadeleşirse ne olacaktır? 1 bölü 36. Veya kısaca E'ye 36E şeklinde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak demiş ki kütlesi 1800 gram olan oyuncak kamyon üzerinde 700 gram kütleli bir cisim konulup kamyon 4 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Buna göre toplam kinetik enerjisi ne kadardır? Şimdi kinetik enerjisi var mıdır? Evet vardır. Niye? Belli bir kütlesi var ve belli bir hızla ne yapıyor? Hareket ediyor. Hangi hızla hareket ediyor? 4 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar enerji joule cinsinden soruluyorsa hızı metre bölü saniye, kütle ise kilogram cinsinden almamız lazım. Yalnız oyuncak arabanın kütlesini 1800 gram, üzerindeki ağır konulan cismin kütlesi de 700 gram vermiş. Yani hareket eden toplam kütle miktarımız ne kadardır? 1800 artı 700'den 2500 gramdır. Yalnız bunu ne yapacağız? Kilograma çevireceğiz. 2500 gram demek ne demektir? 2,5 kilogram. Yani 5 bölü 2 kilogram olacak. Dolayısıyla cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi nereden buluyorsun? 1 bölü 2 çarpı kütlesiyle hızının karesini çarparak buluyoruz. 1 bölü 2 formülden gelen 1 bölü 2'miz. Cismin kütlesi 2,5 kilogram yani 5 bölü 2 çarpı hızı 4'ün karesi ne olacaktır? 16. Buradan 5 çarpı 16 bölü 4 dersek 4 ile 16'yı sadelesek 4 kalacaktır. 4 kere 5 20 jül olacaktır. Yani bu oyuncak arabanın sahip olduğu kinetik enerji 20 jüldür deriz. Mesela bu örneğimize baktığımız zaman doğrusal yolda V sabit hızıyla hareket eden 200 gram kütleli bir cisim. Tabii ki burada kütleyi ne yapacağız arkadaşlar? Kilogram cinsinden alacağız. Yani 0,2 kilogram kütleli bir cisim. 40 joule'luk kinetik enerjiye sahipmiş. Hızı ne olacak diyor. Yani bu enerjiye sahip olması için hangi hızla hareket etmesi lazım? Kinetik enerjinin formülü nedir? Cismin hızı varsa, kütlesi varsa ve hareket ediyorsa kinetik enerjisi vardır. Bu kinetik enerjiyi nereden buluyoruz? 1 bölü 2m v kare formülü buluyoruz. Soru bize cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi 40 joule vermiş. 1 bölü 2, m'ini 0,2 kilogram vermiş. 0,2 kilogramı 2 bölü 10 olarak yazayım. Çarpı v'nin karesi. Şuradaki 2 ile şu 2'yi sadeleştirirsek buradan 40 eşittir ne olur? V kare bölü 10 olur. Her tarafı 10 ile çarparsak 400 eşittir v kare olacak. Her tarafın karekökünü aldığımız zaman eşitliğini iki tarafın cismin hızını ne olarak bulacağız arkadaşlar? 20 metre bölü saniye olarak bulacağız. Başlangıçtaki hızı 5 metre bölü saniye olan 2 kilogram kütleli bir oyuncak arabanın hızı 10 metre bölü saniye çıkıyor. Buna göre kinetik enerjisindeki değişim ne kadar? Dikkat et, kinetik enerjisi ne oldu demiyor veya neydi ne oldu değil. Ne kadar değişti diye sorulmuş. Şimdi cismin başlangıçta sahip olduğu ilk kinetik enerjiye bakarsak yani başlangıçta nereden bulacağız? Formülümüz 1 bölü 2 m v kare. 1 bölü 2 çarpı cismin kütlesi ne kadarmış bu arabanın kütlesi? 2 kilogrammış. Hangi hızla hareket ediyormuş başlangıçta? 5 metre bölü saniye yani 5'in karesini alırsak. İkiler sadeleşti. 5'in karesi ne oldu? 25 jüllük bir başlangıçta enerjisi var. Peki son enerjisi ne oldu? Bunu en son hızını kaça çıkardı? 10 metre. Yani kütlesi değişmedi ama hızı arttığı için ne var burada? Bir enerji artışı var. Son enerjide yine 1 bölü 2 m ve kare formülünü kullanırsak kinetik enerji için. 1 bölü 2 çarpı. Aynı arabamız olduğu için kütlesi yine 2 kilogram ama hızı ne yaptı? 10'a çıkardı. Onun karesi. Yani ne olmuş oldu son enerji? 100 jül oldu. Ama bana diyor ki değişim ne kadar? Sen enerjideki değişimi bulmak için ne yaparsın? Son enerjiden ilk enerjiyi çıkarırsın ki bakarsın ne kadar değişmiş. Bunun ilk enerjisi 25 joule'du. Son enerjisi 100 joule çıktı. O zaman enerjisindeki değişim ne olacaktır? 100 eksi 25'ten 75 joule'lük ne vardır arkadaşlar? Bir enerji değişimi vardır. Şimdi gelelim potansiyel enerjiye. Hangi potansiyel ama? Yer çekim. Çünkü potansiyel enerji de kendi içinde yer çekim potansiyeli ve esneklik potansiyeli olarak iki sınıf ayırmıştık. Şimdi arkadaşlar yer çekim potansiyeli cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Yani yerden belli bir yüksekte duran cismin sahip olduğu enerjidir. Yani şöyle düşünün. Ben bu cismi belli bir yüksekte tutarken bıraktığım zaman ne yapacak? Bıraktığım zaman aşağı doğru düşmeye başlayacak. Dolayısıyla ben bunu bıraktığım zaman aşağı doğru düşüyorsa ne yapıyor? Bir hız kazanıyor.
Bir hız kazanıyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Demek ki bir kinetik enerjiye dönüş oluşuyor. Şimdi enerji yoktan var olamaz. Var olan enerji de yok olamaz. Ne yapabilir enerji? Birbirine dönüşebilir sadece. Dolayısıyla demek ki ben bunu bıraktığım zaman bu kinetik enerjiye dönüşebiliyorsa, yani bir hareket hız kazanabiliyorsa, demek ki o enerji aslında başlangıçta o cisim üzerinde zaten vardı. Sahipti o enerji. İşte o sahip olduğu iç enerjiye, durumundan konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Bu enerjinin sebebi de ne? Yani bıraktığım zaman niçin düşüyor, hız kazanıyor? Yer çekim kuvvetinden dolayı, yani ağırlığından dolayı diyeceksiniz. Dolayısıyla bu cismin o anda başlangıçtayken, orada dururken sahip olduğu o iç enerjinin sebebi yer çekimidir. Yani ağırlığıdır. Yani potansiyel enerji seçilen referans noktasına göre belli bir yükseklikte olan cismin sahip olduğu enerjidir. Bu enerjiyi yerçekim potansiyel enerjisi nereden bulacağız? Cismin ağırlığıyla, yani o cismi etkileyen yerçekim kuvvetiyle o anda yerden yüksekliğinin çarpımından bulacağız. Buradaki kütleyi kilogram cinsinden alacağız. Yerçekim ivmesini metre bölü saniye kare cinsinden alıyoruz. Buradaki yüksekliği de metre cinsinden aldığımız için işte cismin sahip olduğu potansiyel enerjiyi buluyoruz. Ne cinsinden bulacağız? Tabii ki joule cinsinden. Enerji birimi nedir? Joule'dur. Dikkat ederseniz işin birimi de neydi? Joule'dü. Dolayısıyla zaten işle enerji aynı kavramdır. Yani bir iş yapıyorsak o iş yapılan iş enerji, yani enerji dediğimiz iş yapabilme yeteneğidir. Bir iş yapıyorsak o bir enerjiye dönüşecektir veya bir enerjiye biz ne yapabileceğiz? Bir iş yapmış olabileceğiz. Şimdi arkadaşlar bir cisim sabit süratte yerden yukarı doğru çıkarılıyorsa F kuvveti yer çekimine karşı ne yapar? Pozitif bir iş yapar. Yani şöyle düşünün. Bir kere bu soruda dikkat edeceğimiz nokta neresidir? Sabit süratle çıkıyor. Şimdi sabit süratle çıkıyorsa ne diyeceksiniz? Newton amcam der ki sabit süratle çıkıyorsa bu nedir? Eylemsizliktir. Yani cismin durumu koruma istedir. Yani ivme var mıdır? İvme yoktur. İvme hızdaki değişimdir. Sabit hızla çıktığı için hızı değişmiyor. İvmesi sıfır. İvme sıfırsa demek ki bu cismi etkileyen net kuvvetinde ne olması lazım? Sıfır. Bu cismin neyi var? Bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var. Mg. Dolayısıyla ben bunu sabit hızla çıkarmak için uygulamam gereken kuvvet de Mg'ye nedir? Eşittir. Ve ben bu kuvvetle cismi belli bir yüksekliğe çıkararak bir iş yapıyorum. İşte burada yapılan iş aslında kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmeden yapacak olursak sabit hıza çıkarmak için Mg kadar kuvvet uyguluyorum ve bu kuvvetin etkisine ne kadar yol alıyor? H. İşte bizim bu yaptığımız iş ne olmuş oluyor? Cisme aslında enerji olarak aktarılmış oluyor. Ama hangi enerji? Potansiyel enerji. Dolayısıyla kuvvet burada ne yapıyor? Bir iş yaparak, kendi doğrusuna yol aldırarak kuvvet pozitif bir iş yapmış oluyor. İşte bu nedir? Yer çekimine karşı pozitif bir iştir. Ama yerden belli bir yüksekten serbest bırakılan bir cisim varsa, cisim yere düşmesi sağlayan kuvvet yer çekim kuvvetidir. Bunun da yer çekim kuvveti ne yapmış oluyor? Bir iş yapmış oluyor. Yani cisim orada bırakıyoruz. Bırakılan o cisim ne yapıyor? Aşağı doğru düşüyor. Düşmesini sağlayan kuvvet ne? Mg. Ne kadar yol boyunca? H kadar. Dolayısıyla burada da ne yapmış oluyor? Yer çekim kuvveti pozitif bir anlamda iş yapmış oluyor. Ama yukarı çıkarken yer çekim kuvveti ne yapıyor? Negatif bir iş yapıyor. Çünkü yer çekim kuvveti dediğimiz kim? Ağırlığı. Ağırlık aşağı doğruyken yer değiştirme yukarı doğru olduğu için, hareket yönü ters olduğu için bize karşı negatif bir iş yapmış oluyor. Biz pozitif bir iş yapmış oluyoruz. Yani bizim isteğimiz oluyor. Biz pozitif anlamda bir iş yaparken yer çekim bize karşı koyuyor. Dolayısıyla o negatif bir iş yapmış oluyor. Ve bizim yaptığımız o işte sisteme enerji olarak aktarılıyor. Ama hangi enerji bu? İç enerji, yani potansiyel enerji olarak aktarmış oluyoruz. Örneğimizde demiş ki ABC cisimlerin işte yere göre potansiyel enerji. Şimdi arkadaşlar potansiyel enerjinin mantığı nedir? Potansiyel enerji olması için yerden belli bir yükseklikte olması lazım. Ve cismin sahip olduğu potansiyel enerjiyi bulmak için o cismi etkeden yer çekim kuvveti olan ağırlığıyla, yani o ağırlığı da nereden buluyorduk? M ile o gezegenin çekilmesinin çarpından buluyorduk ki bu olaylar dünyada gerçekleştiği için yer çekimi ivmesi diyebiliriz. Ağırlığıyla yerden yüksekliğini çarpım Mgh'tir. Şimdi A cisminin sahip olduğu potansiyel enerjiye bakacak olursak ağırlığı ne kadar? 2 Mg. Yerden ne kadar yüksek? Daha H. 2 Mg. B'nin sahip olduğu potansiyel enerji 4 Mg'lik ağırlığa sahip ve yerden 2H yüksekte, yani ne oldu? 8 Mg'lik enerjiye sahip oldu. C cismine bakacak olursak 2 Mg'lik ağırlığı var. Yerden de ne kadar yüksekte? 2H yüksekte. Yani onun da 4 Mg'lik enerjisi var. Bunları enerjileri kıyaslayacak olursak burada enerjisi yerçekim potansiyel enerjisi en fazla olan cisim B cismidir. Sonra C cismi olacaktır. Enerjisi en az olan da kimdir? A cismidir deriz. Bu örneğimizde taban alanları birbirine eşit türdeş. KLM dikdörtgenler prizması 2H, işte H ve 3H yüksekliğindeymiş. Birinci durumdan ikinci duruma getirmişiz. Yerçekim potansiyel enerji değişimleri için ne söyleyebiliriz? Şimdi yerçekim potansiyel enerjisinin sebebi neydi?
ağırlığıyla o cismin yerden yüksekliğin çarpımıydı. Dolayısıyla ben M cismini buradan buraya getirince ne oluyor? Ağırlığı değişmiyor. M aynı M. Aynı kütleye sahip. Aynı yerçekim ortamında. Ağırlığı aynı. Ama yerden yüksekliğini ne yapmış oluyorum? Arttırmış oluyorum. Dolayısıyla M cisminin potansiyel enerjisi ne yaptı arkadaşlar? Arttı. E K cismine bakacak olursak K'yı da buradan buraya getirmişiz şekil birden şekli. Yani yerden yüksekliğini azaltmışız. E dolayısıyla ağırlığı değişmedi ama H azaldığı için K'nın potansiyel enerjisi ne yapacak? Azalacak. Peki L ne oldu? E hocam L aradaydı, gene arada. O zaman yüksekliği değişmedi. O zaman potansiyel değişmedi mi? Hayır. Şimdi arkadaşlar yüksekliğe bakarken ne yapacağız? Aslında tam ağırlık merkezini, yani orta noktasını yerden yüksekliğine bakarız. Yani L şu anda kimin üzerinde aslında? M'nin üzerinde. Yani L'nin şu anda yerden yüksekliği ne kadar aslında? Tam 3H değil. Bir de kendi yüksekliğinin yarısı var. Sonuçta hani sonuçta o ağırlık merkezi dediğimiz cismin tam orta noktasıdır. Düzgün türdeş bir cisimse. Tam orta noktası olduğu için ne olacaktır? Yarım haçta kendi yüksekliği vardır. Yani birinci şekilde yerden 3,5 haç yüksekliktir. Ama ikinci şekle bakarsak L'nin tam orta noktası, yani ağırlık merkezi yerden 2,5 haç yüksekliği. Yani 3,5 haçtaydı, 2,5 haça geldi. Dolayısıyla aslında L'nin de yerden yüksekliği ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Bu yüzden yerden yüksekliği azaldığı için de potansiyel enerjisi azalmıştır diyebiliriz. Bir top yerden haç kadar yüksekliğe 1, 2, 3 tane farklı yolla çıkarıyoruz. Yer çekimine karşı yapılan iş. Şimdi arkadaşlar yer çekim kuvvetine karşı yaptığımız iş nedir aslında? Yer çekimi dediğimiz ağırlığına karşı yaptığımız iş. E cismin ağırlığı nereye doğrudur? Cismin ağırlığı aşağı doğrudur. E yapılan işi bulurken biz buna karşı, yani o ağırlığı yenerek onu yukarı doğru hareket ettireceğiz. Dolayısıyla buna karşı iş yapabilmek için ne yapmam lazım? Kuvvet uygulamam lazım. Ne kadar kuvvet uygulamam lazım? Mg. E yapılan iş hatırlarsanız kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeydi. Dolayısıyla ben bu cismi buradan alsam, şöyle bir yere götürsem dahi benim için orada kuvvetin doğrultusundaki yer değiştirme lazımdır. Yani hangi yer değiştirme lazımdır? Kuvvet doğrultusundaki şu yer değiştirmeye bakacağım. Yani direkt yüksekliğe bakacağım. Dolayısıyla bu ne demektir? Şu demektir. Yer çekimine karşı yaptığımız iş aslında cisme ne olarak aktardığımız enerjidir? Potansiyel enerjidir. Yer çekimine karşı yapılan iş cismin kazandığı potansiyel enerji olacak. E potansiyel enerji de ağırlıkla yerden yükseklik. Sonuçta aynı ağırlıktaki cismi buradan burada mg 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 aynı ağırlıktaki cismi aslında ben aynı haş yüksekliğinde mi çıkarıyorum? Dolayısıyla her durumda da, birinci durumda da, ikinci durumda da, üçüncü durumda da ne yapıyorum? Sonuçta aynı potansiyel enerjiyi kazandırmış oluyorum. Cisim buraya geldiği zaman cismin kazandığı potansiyel enerjisi ne kadar? mgh. Yerdeyken potansiyel enerjisi neydi? E yerdeyken bir potansiyel enerjisi yoktu. Çünkü yerden bir yüksekliği yok. Ağırlığı var ama yerden yüksekliği yoktu. Dolayısıyla biz ne yapmış oluyoruz? Her durumda cismin potansiyelini mgh arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız işler birbirine nedir? Birbirine eşittir. Yani yapılan iş üçünde de eşittir. Ve ne kadar iş yapmışımdır? E cisme mgh'lık potansiyel enerji kazandırdığım için mgh kadarlık iş yapmışızdır deriz. Yapılan işler eşittir. Veya bu işi işte kuvvet çarpanından yol dersin. Kuvvet sonuçta düşey ağırlığa karşı koyduğum için düşey yukarı doğru. E dolayısıyla düşey yukarı doğru aldığı yola bakarız. Yani neye bakarız? Haşa. Hangi yolu izlerse izlesin. O doğrultuda haş kadar yer değiştirdiği için mg'lik kuvvet uyguladık. Hepsinde de haş kadar yer değiştirdik. Yani hepsinde yaptığımız işler birbirine eşittir. A ve B cisimlerinin ne yapmış? Potansiyel enerjisini soruyor. Şimdi potansiyel enerji neydi arkadaşlar? Potansiyel enerji olabilmesi için cismin ağırlığıyla yerden yüksekliğin çarpımıydı sahip olduğu potansiyel enerji. Şimdi yerden yükseklikleri görüyorum. B'nin yüksekliği 3 metre, A'nın yüksekliği yerden toplam 5 metre yüksekliğinde. Ağırlıklarını bulmam lazım bir de. Nereden bul diyor bana ağırlıklarını? İşte ip gerilmesine bul arkadaşım diyor. Yani mesela bu cismin neyi var? Aşağı doğru bir ağırlığı var. E ben bunu dengelediğim için o zaman bu ipin uyguladığı kuvvet nedir? B'nin ağırlığıdır. Yani B cisminin ağırlığı ne kadar olacak? Mg'si 10 Newton olacak. Ki ipi 10 Newton'la gerilmiş. Peki A'nın ağırlığını bulacağız da o da şuna baktık. E hocam ip gerilmesi 40 Newton'sa A'nın ağırlığı 40 Newton mudur? Hayır. Niye? Çünkü o A cismini şuradan çeken ne var? Yine bir 10 Newton'luk şu ipteki gerilme de var. Yani en üstteki tavana bağlayan o ip aslında sadece A'yı değil. A artı B'yi dengeliyor. Yani A ile B'nin ağırlıkları toplamı 40. Dolayısıyla A'nın tek başına ağırlığı ne kadardır? Tek başına ağırlığı 30 Newton'dur diyebiliriz. Peki A cisminin potansiyelini bulalım. Yani ne yapacağım? Ben ağırlığıyla A'nın ağırlığıyla yerden yüksekliğini çarpacağım. A'nın ağırlığı ne kadardı? 30 Newton'du. Ve A cismi yer konumundan ne kadar yükseklikte? 5 metre yüksekte. Dolayısıyla sahip olduğu enerjiye ne deriz buradan? 150 Joule'dür deriz.
B cismine bakacak olursak B cisminin sahip olduğu potansiyel ağırlığı mg olan ağırlığıyla B'nin yerden yüksekliğini çarpacağız. B'nin ağırlığı 10, yerden de 3 metre yüksekte. O zaman B'nin sahip olduğu potansiyel enerji nedir? 30 joule'dür deriz. Şimdi arkadaşlar potansiyel enerjiyi bulurken biz ne yapıyoruz aslında? İşte ağırlıkla yerden yüksekliği çarpıyoruz. Ama bu yer düzlemi dediğimiz şey nedir? Aslında bizim seçtiğimiz referans noktasıdır. Yani biz yer düzlemi, dünyanın zeminini yer düzlemi olarak kabul ediyoruz. Ama mesela şöyle bir soru da gelebilir. İşte bir tane masa var. Şurada duran. Masanın üzerinde ne var? Bir tane cisim var. Cismin kalınlığı, ağırlığı önemli. O, yani kalınlığı, yüksekliği önemli olmasın. Şimdi mesela bu cisim yere göre belli bir yüksekliktedir ama masaya göre nedir? Direkt masa yerde gibi gözüküyordur. Dolayısıyla bu cismin potansiyel enerjisini tanımlarken mutlaka bir referans noktası seçmemiz gerekiyor. İşte bu seçilen referans noktasına göre potansiyel enerji belirlerken ne yapacağız? Cismin ağırlığıyla o referans noktasına göre olan oraya yüksekliği, yani biz yer düzlemi olarak kabul ettiğimiz düzeyi. Mesela şöyle düşünün. Ben seviye olarak atıyorum M hizasını yer kabul edersem, yani referans noktasında burası kabul edersem, İşte X'in potansiyel bulurken ne yapacağız? Ağırlığı ile yerden yüksekliği 3H'i çarpacağız. Y'nin potansiyel enerjiyi bulurken ağırlığı ile yerden yüksekliği 2H'i çarpacağız. Ama bakacağız ki Z nerede? Zaten yerde. Yerden bir yüksekliği yok. O zaman ne olacaktır? Z'nin potansiyeli 0 olacaktır. Ama biz referans noktası olarak M seviyesini seçmedik de mesela referans noktası olarak nereyi seçtik? L'yi seçtik. Bizim referans noktamız burası olsun. Yani yer düzlemi olarak bu düzlemi kabul edeyim. Dolayısıyla x'in ne olacak? Bir potansiyel olacak. Nasıl bir potansiyel olacak? İşte ağırlığı ile yerden yükseklikte h'in çarpımı olacak. Yani pozitif bir potansiyel enerji olacak. Y yerden bir yüksekte olmadığı için y'nin sahip olduğu potansiyel enerjiye 0 diyeceğiz. Z ise bizim seçtiğimiz referans noktasının bırak üst yüksekliğini altında daha aşağıda bir noktada. Dolayısıyla bu z'nin potansiyel enerjisi ne olacak? Ağırlığı olan z ile yerden yüksekte olan 2h'in çarpımı. Ama ne kadar? Negatif. Çünkü ne? Seçtiğim noktanın daha altında. Yani biz potansiyel enerji tanımlarken biz mesela yere göre tanımlıyoruz. Yerden belli bir yükseklik olabilir ama mesela bir kuyu açıp yerin daha da dibine gidebilir. Dolayısıyla işte seçilen referans noktasına göre potansiyel enerji ne olabilir? Sıfır olabilir, negatif olabilir. Yani o yüksekliğe bakacağız. O seviyenin daha üstündeyse pozitif bir potansiyele sahiptir ama o seviyenin seçtiğimiz referans noktası daha altında bir noktaysa negatif potansiyel enerjiye sahiptir. Mesela bilyelerin demiş M düzeyine göre potansiyel enerjisi mgh cinsinden nedir? O zaman nereye göre demiş M. Yani bize göre referans noktasını M seçmiş. Demiş ki yer düzlemini bu kabul et. Aralıklarda haş olsun. Aralıklarda eşit verelim. Şurası bir haş, burası bir haş, burası bir haş olsun. Dolayısıyla X cismine sahip olduğu potansiyel enerji ne olacak? Ağırlığı mg kütlesi M olduğu için. Yerden yüksekliği de 2h olduğu için mg 2h. Yani nedir? 2mgh'tir. Ve nedir? Seçtiğim referans noktasının daha üstünde bir nokta olduğu için artı 2mgh diyeceğiz potansiyel enerjisine. Y'nin potansiyel enerjisi. Bakıyorum Y'nin kütlesi kaç m? 2m. Yani ağırlığı 2mg ile yerden yüksekliği 1h'ın çarpımı ve seçtiğim seviyenin üstünde olduğu için o da artı 2mgh olacak aynı şekilde. Z cisminin potansiyeline bakarsak ağırlığı ne kadar? Ağırlığı 4 mg. Ama seçtiğim seviyenin neyi daha da altında? Yani orada seviye olan yüksekliği ne kadar olacak? Eksi h olacak. Yani bunun potansiyel enerjisi ne olur? Eksi 4 mg h olur. Ve potansiyel enerji skaler olduğu için burada orta artı eksi mesafeyi değil o değeri göstermiş oluyor. Ve dolayısıyla potansiyel enerji negatif değer ne yapabilir? Alabilir. Yani seçtiğim referans noktasına göre arkadaşlar ne olacaktır? Potansiyel enerji değişecektir. Bir de arkadaşlar cisimleri bize noktasal bir cisim vermesi. Mesela dedi ki senin potansiyel enerjin ne yerde dururken? Şimdi biz ayakta dururken şöyle yerde dururken bir potansiyel enerjimiz var mı aslında? Var. Niye? Mesela sen kendi burada serbest bıraktığın zaman aşağı doğru ne yaparsın? Yere düşersin. Demek ki orada kinetik enerjiye dönüştürdüğüne göre başlangıçta bir potansiyelim var. Ama hocam ben yerdeyim. Yerden bir yüksekliğim var mı? Var. İşte neye bakıyoruz? Ağırlık merkezimizin yerden yüksekliğine bakıyoruz. Yani potansiyel enerji bulurken o cismin ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakılır. Noktasal cisim değilse. Ha, noktasalsa zaten onun bir boyut olmadığı için direkt onun yerden yüksekliğine bakmış olabiliriz. Mesela düzgün bir cisim türdeyse eğer ağırlık merkezi tam ortasıdır. Yani ben bunun yüksekliğini atıyorum h kabul edersem bunun potansiyelini bulurken ağırlığıyla yerden yüksekliği o olan o h'in yarısını yani h bölü 2'yi alırım. H1 mesafesini alırım. Ama cisim türdeş değil yani düzgün bir cisim değil. Yani mesela yukarı doğru genişliyor veya aşağı doğru daralıyor. Adam bana ne yaptı mesela? Dedi ki arkadaşım dedi şöyle bir üçgen verdim mesela. Bunun potansiyel enerjisi bul. Şimdi üçgenin ağırlık merkezi tam ortasında değildir. Alt taraflar daha ağır olduğu için üçgenin ağırlık merkezi nerede olacaktır? Yere daha yakın olacaktır. Dolayısıyla biz burada yerden yüksekliği alırken ağırlık merkezin yerden yüksekliğine bakacağız.
Yani o zaman bu cisimde ne olacak? Bu cisim mesela ikinci şekle baktığımız zaman yukarı doğru genişliyor. Genişlediği için bunun ağırlık merkezi ortada değildir. Üst taraflar daha geniş, daha ağır olduğu için bunun ağırlık merkezi biraz daha yukarıdadır. Bu şekilde koyarsak aynı cismi, bu sefer alt taraf daha geniş olduğu için, aşağının ağırlığı daha fazla olduğu için ağırlık merkezi biraz daha yere yakın olacaktır. Dolayısıyla potansiyel enerjiyi bulurken ağırlıklarıyla yerden şu yüksekliklerin çarpımı olarak ne yapacağız? Potansiyel enerjiyi bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde de esneklik potansiyel enerjisine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.